Türkiye'nin hız şampiyonu TürkNet. Speed Test'in son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı TürkNet oldu. TürkNet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca TürkNet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik TürkNet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da TürkNet'ten. Sen de TürkNet'le değişime hemen başla. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sunar. Ben maç sonunda Beşiktaş Çaykur Rizespor son dakika bu oranın golüyle yendi, kazandı. Ben maç sonu Ali Ece ile beraber, sevgili Mehmet Ertaş'la beraber maç sonu yayındaydım. Sana sözü bırakayım hemen. Vallahi maçın ilk 15-20 dakikasında ben oldukça sağlam, diri, istekli bir Beşiktaş izlediğimizi düşünüyorum. Pozisyonlar da buldu ama duran toptan çok basit bir gol yedi. Cidden basit bir gol yedi yani. Bu klişe bir tabir ama. Rıza Çalınbay gol yediler cidden yani. Cidden basit bir gol yedi. Hatta ikisi de basit bir goldü. Fakat burada şey sıkıntı, Beşiktaş için sıkıntıydı yani. Rizespor duran topları tamam fena kullanan bir takım değil ama bunlar yenecek goller değildi. O kadar yani savunulamayacak duran toplar değillerdi. Çok bireysel hatalardan gol geldi. Ama Beşiktaş'ın sonraki reaksiyonu bence yine gayet iyiydi. Semih'in sayılmayan golü var. Bence şüpheli. Yani net bir şey yoksa, bu tarz çizgiyi geçti geçmediler de evet, bir teknolojimiz kanı yoksa. Kanı sunamıyorsan evet, görüntü çok net değilse evet. Beşiktaş'ın golündeki gibi, Beşiktaş'ın golündeki görüntü çok net görüyorsan, durdurunca görüyorsun evet. Yani. Ama bu sayılmayan golde yani Vorol'un golünde netti. Bunda o kadar net değil bence. O yüzden bence gol verilmesi, devam ettirilmesi daha makuldü. İlk yarıda Beşiktaş'ı daha iyi görürken böyle kaç diyelim 30'larda 35'lerde falan Rizespor'da Olav Oyun devreye girdi. Topu ayağına aldı. Rizespor'u tekrar oyuna dahil etti ve oyun Rizespor sahasında, kale çevresinde oynanırken, ki orada Beşiktaş hani Gezzal'la bir şey yapıyor, Salih sürekli içeriye giriyor, arka direkte top istiyor. Doğru bir Gezzal konumlanması evet, var. Evet. Muleka bir şeyler zor, bek bindirmesi falan, terzi fena değildi. Ki zaten üçlüyü donatlı. Olav Oyun topu ayağına alınca hem Rizespor'u dengeye getirdi, hem de oyunun oynandığı yeri daha böyle orta sahaya çekti. Hani biraz topu uzaklaştırdı kendi kalesinden. Şelvi de rahatladı bu sayede. Tabii. Şelvi de topu kullanmaya başladı sonra. Daha aldı. Biraz nefes aldı. Biraz açıldı. Rizespor çok sıkışık da savunma yapmaya çalışırken. Biraz daha açıldı. Biraz daha koşu göstermeye başladı hücumdaki oyuncular. Buna biraz cevap veremedi Beşiktaş. Aslında Beşiktaş orta sahası, maça çıkan orta sahası Salih, Muçi, Gezzal top ayaklarındayken kalite. Ama savunma yapmaları gerektiğinde, özellikle Olav Oyun gibi driplingli oyuncuya savunma yapmaları gerektiğinde bence o kadar iyi değillerdi. İkinci yarı düşük başladı Beşiktaş. İlk yarıdaki o havasından biraz uzak başladı. Gol geldi ama Gezal'ın zorlamasıyla geldi. Cenk oyuna girdikten sonra yine bence Fenerbahçe maçındaki gibi, yani 30 dakikalık Cenk, 25 dakikalık Cenk makul bir Cenk'miş. İlk 11'den çok daha heavy Cenk çok yani. Çok daha iyi. Topu tutmaya başladı. Fiziksel olarak savunmayı zorlamaya başladı. Yani 25 dakika zaten ilk 11'e başladığında da totalde 25 dakikalık oynuyordu. Ama şöyle kötü oluyordu. 60 dakika, 65 dakika kalıyorsa 65 dakikanın içinde 25 dakika oynuyordu. Doğal olarak 10, 5 gibi oynuyordu. 10 dakika var, 10 dakika yok. 5 dakika var, 5 dakika yok gibi oynuyordu. Şimdi 25 dakika full oynuyor. Zaten maç bitiyor, evet. Cenk bitiyor. O yüzden faydalı da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yine basit bir duran top. Bu daha da basit yani. Sahanın en uzun adamı. Ve golü yediren Vorul yani bu evet, arada. Sahanın en uzun adamı, en güvendiğiniz adam. Duran topta ve de yani sıçramadan, sırtı dönük oyuncuyu savunmaya çalışırken tuttu. Yani top buradan geliyor. Vorul böyle savunma yaparken bu adam kafa golü atıyor. Ve aralarında da hani 4-5 santim neredeyse var. Yani. En az 3 santim, 4 santim mesafe var. Ki Vorul 90 oyuncu ve beklersin hava topun. O çok sinir bozucu olmuştur. Ama neyse ki sonra şeyi yaptı. Telafi etti yine Vorul. Bence oyun içindeki bu bireysel hatalar Beşiktaş'ın daha iyi. Neden daha iyi diyorum? En azından bu sefer takım oyununda,
Yani takım halinde bir sorun yoktu. Oyunda çok büyük bir sorun yoktu. Biraz bireysele yazdı. Bunun telafisi performansı da olur. En azından bir oyun gördük Beşiktaş'ta. Evet. Ligin bitimine 4 hafta kala olması tabii kötü. Evet. Ben keyif aldım maçtan, maçı izlerken. Hatta yani senin mesela ikinci yarıdaki Rize Spor başlangıcını başta Beşiktaş yaptı. İlk 6 dakikada 3 tane şut vardı. Bir Raşisa'dan, iki tane Muçi'den. Hem baskıyla kazanılan toplar. Yani bak, Jonjo Şervi'ye baskı yaptılar, kazandılar, şutla bitirdiler. Olovey'ine baskı yaptılar, kazandılar, şutla bitirdiler. Varasanoviç'i hiç devreye sokmadı Beşiktaş. Varasanoviç bence geldiğinden beri, yani Süper Lig'deki sahneye çıktığı zaman diliminden beri en kötü maçını oynadı. Gerçekten en kötü maçını oynadı. Ligin en fazla uzun top, isabetli uzun top kullanan stoperi Emirhan Topçu'yu sildiler. Emirhan Topçu'ya topları attırtmadılar. O çaprazları yaptırtmadılar. Doğru topla buluşabilecek çaprazları yaptırtmadılar. O bağlamda Beşiktaş'ın oyun planı da bence gayet iyiydi. Yani Serdar Topraktepe zaten belirli maç başı oyun planlarını Hatayspor mücadelesinde de göstermişti. Deplasman'daki Hatayspor maçında kazanırlarken. O anlamda bazı maça hazırlanışlar, hemen A planları gayet iyiydi. Ama yani bir yerden sonra işte kalite, yani İstekle kalite örtüşmeyince sıkıntıyı yaşayabildiğiniz zaman dilimler oluyor işte. Senin dediğin gibi. Olovey'in bir kendini gösterdi. Orada yapıyorsun. Tabi bu arada Beşiktaş'ta çok kadro zaafıyla da çıktı. Zaten sıkıntılı bir kadroyken olmayan oyuncular. İşte Masu Akkusu'ndan şeyine kadar bayağı sıkıntı yaradı. Nusrati yok. Kırmızı Kaçı. Jetson Fernandez yok. İşte Amartey cenaze için gitmiş falan. Yani hep sıkıntı. Demir Ege sakatlanıyor üstüne. Hadi acaba görür müyüz dediğin oyuncu. Ona rağmen bence bu ligin en oturmuş takımlarından birisi olan Çaykur Rizespor'a karşı hem onu oyuna sokmamak belirli bir süre, hem de bu galibiyeti almak son dakikada olsa gayet iyiydi yani. Kesinlikle. Ama yani son dakika galibiyet golü maçın hakkı oldu bence. Evet. Onu söylememiz lazım. Ben... Akintola'ya da ayrı bir teşekkür etmiştir herhalde Beşiktaş'a. Evet, o faul ya. Öğren topu yaptı. Manasız bir faul. Beşiktaş'ın hakkıydı ya. Son dakika golüyle geldi. Çünkü daha çok isteyen taraf Beşiktaş'tı. Ve bunu sadece mental bir şekilde, hani soyut bir şeyle değil, somut olarak da gösterdi. Yani Beşiktaş duran topla maçı çözmüş gibi görünse de 1.38 akan oyun gol beklentisi üretti ve 40 defa rakip ceza sahasına girdi. %60 topla oynayan taraf, 25 tane şut çeken taraf, neredeyse 2 katına yakın başarılı pas yapan, %85 başarılı pas isabetiyle oynayan bir takım. Bence ve bunlar istatistikler, aynı zamanda gördüğümüz görüntüde de isteyen, arzulayan, zorlayan bir Beşiktaş vardı. O yüzden hem bu istek arzusu, buna ilave eden oyun planı ve varyasyonlarıyla da, hani az önce konuştuğumuz gibi ilk yarıda geri top kazandığı toplarla hücum yaptı, 1'e 2'ler yaptı. Sonra Cenk'le Abubakar'la bir oyun oynamaya çalıştı. Bireysel hatalarla yediği goller de aslında oyunu anlatan bir ifade, az önce söylediğim gibi. Lig ortalamasına göre baktığımızda Beşiktaş'ın gayet iyi diyebileceğimiz bir oyun oynadığı, yani evet, yani bakınca son dakikada kazandı. Yine puan kaybı yazacaktı belki o top. 2 santim daha geriden çıkarılsaydı, ama fotoğrafın tamamında hem istek arzusu olan taraf Beşiktaş'ta daha yüksek, hem de oyun planı ve varyasyonları vardı. Lig ortalamasındaki Beşiktaş'la kıyaslayınca kalan haftalar, evet, en azından Avrupa hedefi için. Kupa var. Ve en önemlisi kupa için önemli moral olmuştur. Sıkıntı bir sonraki maçta, Alanyaspor maçı yanlış not almadıysam, Semih'in olmayacak olması. O ciddi sıkıntı olur Beşiktaş. Ki ben de şimdi Ankara Gücü maçını oynayacak Beşiktaş. Belki de orada turu geçmiş olursa, yani finale gitmiş olursa, muhtemelen Alanya maçı da zihinlerde daha rahatlanmış maç olur. Belki de hani Alanyaspor deplasmanları gerçekten zordur, ama bazen rahatlamış takımlar Alanyaspor'a karşı zoru kolaya da çevirebiliyorlar net olarak. Onu da söyleyelim. Maçtan kararsın var mı? Ben bu maçtan kararsı almadım. Belki Beşiktaş'ta transfer gündemi var. Hı hı. Belki Beşiktaş'ta... Ben Gezal'ı aldım. Hermoso en başta. Evet. Atletico Madrid. Hermoso konuşuluyor. Evet. Haller ismi çıktı. Di Maria ismi çıktı. Anel Di Maria, Sebastian Haller, evet. Dortmund. Royce da var. Bir Dortmund operasyonu mu yapıyor Beşiktaş? Nuri Şahin'le de görüşme var ya. O gidişten yani. Dolayı. Hı? Yani Hermoso, ben aşırı zor bir hedef olduğunu düşünüyorum Hermoso'nun. Zordan kastım, oyuncunun çok ciddi talipleri. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Bayılıyorum yani. Üçlü savunmanın solunda. Atletico Madrid'de Simeone savunmayı komple değiştirecek. Hı-hı. Yani Witsel'le falan oynuyor. Evet. Jimenez'i falan. Herkesi değiştireceği için Hermoso'yla da büyük ihtimalle bir sorun var yani Simeone ile Hermoso arasında. Kalmak istemiyor Atletico Madrid'de.
Ama zor bir transfer olarak görüyorum. Zor bir hedef olarak görüyorum. Bir kere pahalı bir oyuncu. Yani sözleşmesi bitiyor, bedava çıkacak. Ama kendisi pahalı yani, maaşı pahalı. Suudi Arabistan'dan okuduğum haberler, bir Suudi Arabistan'da çok ciddi talipleri var. Yani boşa çıktığı an maddi kısmında sorun yaşamayacak talipleri olacak. Hatta Jesus ister onu. Yani aklıma Jesus evet. geliyor. Hermoso'yla birleştirince hani oyun kurgusunu falan. İtalya'da okudum. Juventus'un, Milan'ın, Inter'in, Napoli'nin hepsiyle adı geçmiş. Artı bugün de Premier Lig'de Aston Villa'ya da West Ham. İkisinden birini okudum. Ya oyuncu buralarda. Yani Beşiktaş'ın Hermoso'ya gitmesi çok güzel. Düşünmek gayet iyi. Evet. Ama hem pahalı hem zor bir hamle olur. Ve eğer olursa muhteşem olur. Evet. Ben de Beşiktaş'ın hangi Hermoso'yu istediğini merak ediyorum. Yani sol kanat bek, sol bek Hermoso'yu mu istiyor? Stoper Hermoso'yu mu istiyor? Bence stoperi istiyor. Sence stoperi istiyor. Yani çünkü her yerde oynayabilen bir oyuncu. Ben de Diego Simeone'nin bir demecini hatırlıyorum. Eğer yanlış görmediysem ve hatta trollenmediysem bu arada. Çünkü sosyal medyada karşıma çıkan bir demeçti. Doğruluğunu bakmadan, çünkü ben genellikle inanırım ilk gördüğüm zaman, öyle bir zaafım var benim yani. Diego Simeone şunu diyordu, sen aralarında sorun var mı acaba dedin ya. Yani Diego Simeone diyor ki Hermoso'nun ben kalmasını isterim. Çünkü her anlamda faydalanabildiğim oyuncu. Hem sol tarafta da faydalanabiliyorum, stoperde de faydalanabiliyorum diyor ama yani bu noktada bir de Hermoso vazgeçmedi bir oyuncu bu arada Diego Simeone'nin. Yani öyle ben seni oynatmıyorum falan denilen bir adam da değil Hermoso. Yani tabii o değişkenlikte Hermoso hep kendine... Solda yani Lodi'yi kullanıyor evet. açıkta. Ama orada hani 3-4-3 gibi, 3-5-2 gibi oynadığı için sol kenar bek olmuyor. Olmuyor, sol kenar bek değil. Sol stoper oluyor. Stoper Beşiktaş'ta da ben... Hani doğrudan bir stoper adayı olarak görüyorsun. Bu lig için aşırı yani. Kaliteli bir stoper evet. olacağını düşünüyorum. Eğer gerçekleşirse, ama zor olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekleşmesini istiyorum. Yani kaliteyi görmek için, yani ligin kalitesini arttırmak için, ligde keyif alabilmek için, Beşiktaş'ı izlerken daha da keyif alabilmek için. Hermoso'yu bir kenara bıraktık. Şimdi Di Maria ismi var yine Beşiktaş'ta evet. geçen. Bence gayet iyi sezon geçirdi. Çok iyi. Yani mükemmel bir sezon geçirdi. Bazı oyuncular için yaş bence sıkıntı değildir. Yani gerçekten Angel Di Maria geliyorsa yaş sıkıntı değildir. Demek ki yani şöyle mi düşünmeliyiz o zaman Angel Di Maria'nın gelişini? Raşit Gezal gittikten sonra farklı bir oyun kurucuyu tekrar takıma adapte etmek. Kenar oyun kurucu anlamında yani. Şimdi Di Maria Benfica'ya giderken hani ben geri döndüm burada futbolu bırakacağım diye gitmediğini gösterdi. Evet. 30 artı gol katkısı yaptı. Tabii. Ki eleştirilen Benfica'da bu arada. Şimit üstünde acayip bir mobbing falan var yani. Tabii hani Sporting evet. ve Porto daha gösterişli evet. oyunlar oynadılar. Özellikle Sporting bu sene çok konuşulan bir tarafta ama gayet iyi 30 artı bir Benfica'nın bu sezonki en iyi oyuncusu olabilir yani Di Maria. Fakat tabii orada da konuşuluyor. Şu anki Di Maria'nın takım tarafından da dengelenmesi gereken bazı riskleri var. İşte Benfica'da konuşulan şu, yazılanlar şu. Artık savunma yapmıyor. Oyundan çıkmaktan hoşlanmıyor. Yani isterse çıkıyor, çıkmak istemezse oyundan alındığında sorun yapıyor. Ve hakemlerle daha çok uğraşıyor. Benfica bu riski taşıdı. Bütün sezon boyunca taşıdı ve bundan ne Schmidt ne takım arkadaşları rahatsız olmadı. Tabii şampiyonluk gelmediği için bunlar konuşuldu. Benfica evet. şampiyon olsaydı bu saydıklarımın hiçbiri gündem olmayacaktı. Di Maria'nın sen söyleyeyim, kalitesinden alacağınız katkı belli. Onu tartışmaya gerek yok. Burada Di Maria, hatta Hermoso ya da Haller gibi oyuncular için sorun şu. Di Maria'yı yönetebilecek, hatta idare edebilecek. İşte Icardi, Okan Buruk mevzusu gibi bir teknik direktöre sahip misiniz? Şu anda teknik direktörünüzün kim olacağı belli değil. Evet. Hani nasıl bir teknik direktörle çalışacaksınız ve o Di Maria kariyerini ya da işte bu saydığımız az savunma yapar, oyundan çıkmaktan hoşlanmaz hakemlerle uğraşırı hem siz hem takımın geneline idare edilmesi gereken bir profil olarak doğru anlatabilecek misiniz? Takımda da ayrıca Benfica'daki gibi en az 2-3 tane oyuncu. Evet kardeşim, Di Maria böyle bir oyuncu. Bizim takımımızda 30 tane gol katkısı yapıyor. Ben onun için biraz fazla koşacağım diyecek 2-3 tane de oyuncuya ihtiyacınız olacak. O yüzden Di Maria çok güzel paket ama bu şekilde altını doldurmanız lazım. Yani teknik direktöründen başlayarak oyuncu kadrosuna kadar tabii. Di Maria'yı taşımanız gerekiyor. Hazır bir takıma gelmiyor çünkü sıfırdan bir takım kuruyorsunuz.
Öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor. Beşiktaş'ın işi zor bu bağlamda. Gerçekten çok zor. Yani göndereceklerimiz var, alacaklarınız var. Ama öncelikle teknik direktör seçimi var. Teknik direktörü kimi seçeceği en var. Önemlisi. Yani bir de benim hep tasarlayıcı dediğim meselede tasarlayıcı neyi düşünecek ve ona göre bir takım tasarlanacak. Çünkü şimdi genel olarak bakarsak da konuşulan isimler, kabul eden etmeyenler işte hep isimler çıkıyor. Şimdi Hansi Flick'e gidildi. Tamam, konuşuldu. Giovanni Van Bronckhorst var. Tamam, okey. Nuri Şahin var. Hala Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ismi bu kadar sıcakken teknik direktörler de bir benzemezlik gösteriyor benzerlikten ziyade. Yani teknik direktör seçildikten sonra mı bu oyuncular üzerinden tekrar bir eleme olacak? Yoksa oyuncularla diyelim ki anlaşıldı şu anda. Hermoso da geliyor, Angel Di Maria da geliyor, Sebastian Haller de geliyor. Angel Di Maria gelmiyorsa Marco Reus geliyor. Hani konuşulanlar üzerinden gidecek olursak bu takımda en iyi iletişimi kim sağlar? Kim idare edebilir? Dediğin gibi. Bu Nuri Şahin mi? Sergen Yalçın mı? Şenol Güneş mi? Van Bronckhorst mu? Hansi Flick mi? Doğruyu söylemek gerekirse... Hansi Flick olmaz diyorlar artık. Ha. Maaş, yüksek maaş. Yıllık ücreti bayağı 7 milyon euro istemiş galiba. Valla rakamı aklımda tutmadım da. Ali Ece söylemişti bunu. Bu yayında oradan aklıma geldi benim. Olumsuz haberi okumuştum. Sence hangi isim daha doğru olur? İsim kısmını bilmiyorum da Beşiktaş'ta şu anda teknik adamlara talip çok olur. Çünkü Beşiktaş sıfırdan takım kuracak ve para çok para harcayacak. Evet. Çok para harcayacağı için teknik adamlık görevine çok talip olur. Yani yönetimin bir senesi kaldığı ya bakmaz diyorsun teknik adam. Bakmaz yani gelir, para harcanacak, beklenti var, baskı var ve yönetimin de bir imajı gelirken bir imaj var. Hani onlarla geliyor. Şimdi o imajın da altında dolduruyor Bayern Başkanı ile fotoğraflar, Dortmund'la ziyaretler, evet. Fotoğraflar vesaire. O zaman para harcanacak. O göreve herkes talip olur. İstediği oyuncuları aldırabilir. İşte B sınıf değil A sınıf oyuncu ister. Ve bu tarz forvette Sebastian Haller var. Sağda Di Maria var. Merkezde Reus var. Stoper'de Hermoso var gibi bir takımı herkes çalıştırmak ister. O zaman kendi kariyerine de bir katkı verir yani. Artı değer katması açısından. Yani riskleri de tabii. Başarısız olursan da bunlarla bile başarısız olduğun olur ama kimse onu düşünmez. O yüzden talibi çok olur. Şu anda Beşiktaş'ın bir planını duymadık. Yani Feyyaz Uçar ya da Samet Aybaba'dan ya da Hasan Arat'tan ya biz işte şöyle bir takım olacağız, böyle bir takım kuracağız, böyle futbol oynayacağız duymadık. Ha biz bunu kendi Beşiktaş'a dair fikirlerimizden kurgularsak Beşiktaş şampiyonluğa oynar, rakip yarı sahada oynar, topa sahip olur, hücum yapar, coşkulu oynar, baskılı oynar. Buna hiç Beşiktaş da itiraz etmez. Ya da absürt bir şey de tanımlamamış olurum. O zaman bunun hocası valla Sergen Yalçın olur. Şenol Güneş olur. Nuri Şahin soru işareti. Başka kim vardı yabancılarda? Van Bronckhorst olur. Yani Nuri Şahin dışında adı geçen 3 hoca. Hansi Flick falan zaten olur. Onu zaten hiç yok. Başka böyle enteresan isimler de çıkabiliyor. Monza'nın hocasının ismi çıktı mesela. Palladino. Vincenzo Italiano falan gibi isimler. Onlara hiç ihtimal vermiyorum. Kariyerlerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelip sıfırdan takım kurup çalıştırma riski alacaklarını. Bunlar hepsi olur. Nuri Şahin neden soru işareti? Çünkü Nuri Şahin'in öyle bir oyununu görmedik. Nuri Şahin çok bir teknik adamlık kariyeri de yok. Nuri Şahin'in vaadi var. Nuri Şahin çok iyi bir teknik adam olmayı vaat ediyor. Çalışmasıyla, kendince hazırladığı projeleriyle, oyunculara yaklaşımıyla, oyuncu iletişimiyle vesaire. Ama onu bilmiyoruz. Belki hepsinden iyi olur Nuri Şahin. Ama orada Nuri Şahin ise Beşiktaş'ın hocası başka paradigmalar olur. Sabır gerekir, baskı yönetimi gerekir, araya mutlaka bir şemsiye gerekir. Yani kamuoyu ve Nuri Şahin arasında o şemsiye Samet Aybaba mıdır? Feyyaz Uçar mıdır? Yoksa Devin Özek midir? Ben Devin Özek artı yayında da söylediğimi söyleyeyim kendi adıma. Nuri Şahin de teknik direktör olduğu bir kurguda. Nuri Şahin, Devin Özek ve Önder Özen üçgenini hayal ettim ben kendi adıma. Yani sistem daha karmaşık hale geliyor. Evet. Daha çok sesli bir hale geliyor. O zaman Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ne olacak? Ya Samet Aybaba benim kafamda derken gönlümde altyapı koordinatörü. Her anlamda altyapı koordinatörü. Orada da işte yani realite var. Takımlar sorumlusundan altyapı koordinatörü. Ama o zaman da şu hatırlatmayı yapmak gerekiyor. Bu tamamen kendi söylemleri olduğu için. İlk Hasan Arat yönetimi daha seçilmeden önce bütün hazırlıklar yapılırken Samet Aybaba futbolun patronu değil altyapı patronu olacaktı.
İşte sonra o, birdenbire o gömlek işte üstüne oyun şöyle olmuyor. Şimdi bütün futbol yapılanmasının başındayken tekrar altyapının başına niye? Çünkü Devin Özek gelecek. İşte Samet Aybaba futbol yapılanmasının başında mı? Ben de onu merak ediyorum. Yani pozisyonu ama futbol takımları, ama, kadın takımı da bana bağlı dedi. Evet. Altyapılar da bana bağlı. Evet, ama hiç şeyi görmedik mesela şu son görüşmelerde teknik direktörden şeye kadar. Evet. Samet Aybaba yok resmin içinde. İşte o yüzden söylüyorum. O yüzden yani. Hani diyorum tamam yani teknik adam isimleri var ortada ama hangi planın peşinden evet. gidiliyor? O biraz soru işareti. Benim gönlümde yatan Nuri Şahin, Devin Özek, Önder Özen üçlüsü. Ben öyle söyleyeyim. Yani ben buradan çok doğru bir yapı çıkacağını düşünüyorum ama bu benim tamamen kendi yaklaşımım. Ama doğrularla gerçekler arasında da çok ciddi fark var Türkiye'de. İki ay önceki programda da söylemiştim. Daha belki o zaman Fernando Santos bile gelmemişti. Tam hatırlamıyorum şimdi. Günün sonunda Beşiktaş'ın hocası ya Sergen Yalçın olur ya Şenol'un. Ben de Nuri Şahin, Devin Özek, Önder Özen üçlüsü diyorum. Ben yani. Olmasın demiyorum onlar. Yok yok biliyorum. Ama sen gerçeklerden bahsediyorsun. Evet, yani. Sen onu zaten söylediğin evet. için ben de onaylamış olmuyorum evet, seni yani. Bence günün sonunda güzel. Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş olur. Eğer o ikisi olmazsa yerli olacaksa, yani o ikisi olmazsa yerli olmaz. Hı-hı. O zaman da yabancı olur. Yabancı bence. Olur. Bakalım görelim yani. Şöyle ama Nuri Şahin'in sunum yaptı falan onlar benim hoşuma giden şeyler olduğu için söylüyorum. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'nü Nuri Şahin niye düşünmesin? Tabii canım sunumunu yaptı. Hatta bence de çok hakkını vererek evet. yapar. Geçen sene konuşmuş muyduk seninle Çekirdekçi Tayfa'da? Antalya Spor'daki yardımcısı Nuri Şahin'le olan ilişkisi, yani nasıl tanıştığını, ne olduğunu anlatan bir röportaj vermişti yabancı basında. Hollandalı olan. Dirk Kuyt'a benzeyen hatta ve hatta. Ve hani bir gün Nuri Şahin beni aradı ve sonrasında bir Zoom toplantı yaptık ve benim için neler düşündüğünü, benim neler yaptığımı bana anlattı. Beni nasıl takip ettiğini anlattı. O yüzden bana çok heyecan verici bir proje geldi ve Nuri'nin yardımcılığını kabul ettim falan demişti. Yani bu bağlamda. Benim için keyif verici şeyler bunlar. Çok çalışkan Nuri Şahin. Hı-hı. Bence kişisel fikrim hakkıyla kesinlikle yapar. Evet. Ya bence seneye Dortmund'u ver. Dortmund'u da çalıştı. Evet. Bu arada Edin Terzic'i de Beşiktaş'a yazmışlardı dün. Ama Dortmund'un gidişatı... Sanmıyorum yani Dortmund'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinden sonra Beşiktaş'a geleceğini. Ama günün sonunda Sergen Yalçın ve Şenol Güneş olursa da şaşırmam. Aa nasıl oldu demem yani. Bakalım. En azından Sergen Yalçın da biraz kafaca dinlenmiş ve Avrupa futbolundan taze bilgilerle gelmiş olur. Evet. Ben Raşit Gezal aldım maçtan yıldız olarak. Sen bir tamamlan. Benim bir kariyasımda Marcus Gisdol var. Samsun Spor Teknik Direktörü. Ligin tek yabancı teknik direktörü. Ondan başka yabancı teknik direktör yok şu anda. Bir puan da aldı Samsun Spor'u. Evet. Bir puan dayken geldi. 7 haftada bir puan. Ligde tuttu ve hatta yani kalan haftalarda ilk 10'a da sokabilir. Hı-hı. Çok uzak değil yani. Evet. İlk 10 Antalya Spor'la aralarında 3 puan fark var. 3 puan var. Ki ivmesi daha yüksek. Yani üstünde Antalya Spor, Adana Demirspor var. İvmesi daha yüksek. Ve hani ligdeki o klişeyi de yerle bir ettiğini görüyoruz. Ligi bilen hoca, ligi tanıyan hoca. İşte geldi Gisdol. Ya hocanın ligi bileni, ligi tanıyanı değil. İyisi ya da daha az iyisi. Kötüsü de demiyorum yani. Süper Lig'de bir takım çalıştırıyorsa bir hoca kötü değildir işinde. İyisi vardır, daha az iyisi vardır ya da daha çok iyisi vardır. Gisdol iyi teknik adam olduğunu, ligi bilmenin... Yani adam geldi büyük ihtimalle şunu yaptı. Kardeşim bizim ligde kalmamız için... Ne yapmamız lazım? Kendi evimizde bir kere mağlup olmamız lazım. İç saha. Biz iç sahayı alalım. Deplasman önemli değil. Deplasmanla da berabere kalmayı hedefleyelim. Yenilmemeyi hedefleyelim. Kaldı mı? Beşiktaş'la berabere kaldı. Evet. Fenerbahçe'yle berabere kaldı. İç sahada takımı aldı. 12. sıraya kadar çıkardı. Evet. Bir ismi... Son iç hafta muhabbetinde pardon sözümü geçtim. Tek mağlubiyeti de Galatasaray'a karşı bu arada. Galatasaray'da herkesi yeniyor. Evet. 18 haftadır falan herkesi yeniyor. Bir diğeri de Girona-Barcelona maçından Porto. Ya o Girona ile küme falan düşen bir oyuncu yani. Evet. 32 yaşında bir oyuncu. Oyuna girdi. 65'te girdi. Mükemmel bir gol. Bir gol iki gol bir asist. Ama attığı gol büyük ihtimalle sezonun golü ve Puşkaş'a aday gösterilecek. Listede yer alacaktır. Hem Real Madrid'i şampiyon yaptı. Alakası yok Real Madrid'le ama en az Girona'yı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Evet Girona City grubun bir takımı. Evet. Türkiye'de de hemen hemen ortaklığı Başakşehir'le biliyorsun. Bir proje ortaklığı var. Ama yani birkaç yıl önce alt ligde esamesi okunmayan bir takımdı. Tabii bunu City'ye bağlamak ne kadar doğru? City'nin bir diğer takımı da küme düştü. Troy Fransa'da. Evet. Orada küme düştü. Troy. Öyle okuyorlar. O yüzden şey bir konu yani bu.
Çok City'ye bağlamak lazım. Evet. Michel'in başarısı. Evet. Teknik adam Michel'in. Mükemmel. Ve Guardiola'nın kardeşi. Evet. Kulübün CEO'su. Onun yönetim başarısı. Michel'in teknik adamlık başarısı. Porto'da bu haftanın en başarılı oyuncusu. Muazzam gol attı. Müthiş. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Ben de 4'te esasında arada kaldım. Sakatlanmadan keşke daha da izleyebilseydim dedim. Çünkü son haftalarda Başakşehir'in düzen oyununda Pelkas'ın acayip bir katkısı var. Yani kötüymüş sakatlığı. Kötü maalesef sakatlığı. Bu hafta kilidi açtı Kasımpaşa maçında. Gerçekten mükemmel bir gol attı. Öne geçiren goldü ama sonra sakatlandı. Pelkas'ı bir kenara koydum. Ben de tekrar hat-trick yapan City'nin devi Haaland'ı aldım yani. Getirin Wolverhampton'a hat-trick. Getirin Wolverhampton'a şov yapacak güzel kardeşim benim. Yaptı ama şovunu yani. Yaptı. Sonuçta hala. Orada şampiyonlukta hani tekrar. Karıştı ortalık. Orası ya. Karıştı. Bayağı karıştı. Liverpool hakikaten. Tottenham'a ezdi. Evet. Arsenal yine kazandı. City kazandı. City'nin bir maçı eksik. Karışacak. City Tottenham'la oynayacak ama Tottenham 3 haftadır Chelsea, Arsenal. Evet. Herkesten verdi yani. Averaj yaptı herkese. Averaj yaptı herkese. Bakacağız oraya. Oradaki şampiyonluk yarışı da oldukça keyifli. Diğer büyüklüklerde zaten belli. Evet, Paris Saint Germain. Oldu. Inter. Leverkusen. Real Madrid. İngiltere kaldı. İngiltere'deki kör düğümü bakalım kim çözecek. Yani Arsenal güven vermiyor da umarım Arsenal olur ya. Evet, sen Tottenham'lısın ama normal şartlarda yani. Tottenham'lıyım da sen, Tottenham'da doğup büyümedin yani. Kadar. Evet, Tottenham'ın sempatizanısın evet, daha doğrusu. İngiltere'de yani. Hangi takımlısın? Tottenham'lıyım derim de. Tottenham peki City'ye şovunu yapar mı? Şampiyonluğu değiştirir mi? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Olmaz mı diyorsun? Canı çıkmış Tottenham'ın yani. Tottenham sempatizanıyız da. Tottenham Yard'da doğup büyümediğim için Arsenal'le bir derdimiz yok. Arsenal şampiyon olsun canım. O kadar bir şey hissetmiyorum yani. Eyvallah. Bu arada Leicester City'de geri geldi. Evet Leicester City. Ipswich Town geldi. Ipswich yine Town bir geldi. Içeride. Evet Ipswich geldi. Hull City son maçta kazansa belki playoff'a çıkacaktı. Evet belki çıkacaktı. Zorlu yani ama Plymouth'da tabii kümede kaldı. Evet. Rakibi. Ama şey 1-0 kaybetti zaten evet. Şeyde son hafta. Bakalım önümüzdeki sene belki de artık orayı zorlayacak. Bence gayet iyi bir ivme yani. Geçen sene, bu sene. Evet. Seneye demek ki biraz daha yukarı. Belki o direkt çıkarlar. Bir de Maribor'u satın aldı çünkü. Yani orada evet. Bir gruplaşma, yani bir grup olma yoluna gidiyorlar. Doğru. Bakalım oradan ne çıkacak? İyi bir şey çıkacak mı? Önemli bunlar. Bakalım. Evet, biz karasımızı da yaptık. Ya. Her şeyimizi tamamladık. Bu hafta çekirdekçi sayfadan bu kadar. Fenerbahçe kısmını bu bölümlerde konuşmadık. Sayfada var. Hemen çekirdekçi sayfa ekstraya tıklıyorsunuz efendim. Konyaspor Fenerbahçe maç önü analizini sevgili Serkan Akkoyun'la dinliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carbak sundu. Maç heyecanını Serkan Akkoyun'la yaşa. Anlık sesli yorumlar maç esnasında Sports'ta. Oyun kurulumunda da Serdar Aziz Osterwold'e yeterince etkili olamadı. Sports, yeni nesil canlı skor uygulaması. Hemen indir.